Orada suyun, orada. Dalın dibinde kara olan. Orada suyun. Şş, git. Mısır işi yiyecek. Git kara olan. Git. Sümüklü git. Şş. Hiç korkusu var mı bakal hepi? Git. Cümleten selamun aleyküm. Elmasın Hayat YouTube kanalım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Aksaray 68'imizden herkese de kucakta olsun. Sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bu arada bana bir tane takipçim yorum yazmış. Bir gün öncesi açılmış bir hesap. Ve yorumu da şu. Bence siz bahçe falan yapmıyorsunuz. İzlenmek için bahçe mahçe diyorsunuz. Ortada ben bahçe falan göremiyorum diye yorum bırakmış. Acaba şu görünen ne ki diye o yorumcuma göstermek istedim, o izleyicime. Bahçe mahçe göremiyorsun da canımın içi. Biz buradan kilolarca kuvalarla domates kaldırdık. Babamlar dörtlü romuğla biber götürdü. Mısırlarım torbalarla kalktı. Daha yediklerimiz hariç. Patateslerim, hiç kimsenin patatesi yokken biz kızarttık, yedik. Mısır tevekleri falan daha ortada duruyor, temizlenecek hali. Şöyle göstereyim en basitinden. Şu kabaklar benim bahçeden kalktı. Dün de Leyla annemle Hatice annem temizlediler, görüyorsunuz. Şöyle az bir şey kaldı. Biraz sonra, kahvaltıdan sonra inşallah ben de oranı temizleyeceğim. Ama bu arada hayatımız çok kötü, çirkin, pasaklı. Tavuklarımız da geziyor. Vallahi ben böyle yorumlara gülüyorum arkadaşlar artık. Çünkü bahçe mahçe yok ortada dediği zaman 10 kuvaya, 11 kuvaya yakın soğan kaldırdım ben bu bahçeden. Daha ne olsun? Allah veriyor ki şöyle göstereyim. Bahçemden kalkan kabak çekirdeğim. Annelerimin ellerine sağlık. Dün onlarla birlikte temizledik. Bu kadar çıktı canlarım. Bir boya kuvası, bir de leğen çıktı. Biraz sonra bir leğen daha çıkar. Olur bana 1,5 boya kuvası. O da kışın annemlerle, kayınvalidemlerle oturduğumuz zaman çekirdeğimizi çitleriz inşallah. İçine de biraz çekirdek atarım. Siyah çekirdek. Şöyle göstereyim. Dün erişte mantı kestik. Dün ben çok hastaydım canlarım. Birden karnıma ağrı girdi. Ekmek yerken kahvaltı. Ne olduğunu ben de anlamadım. Ben taş düşürüyorum zannettim. Doktora gittik. Enfeksiyon varmış. Enfeksiyon varmış canlar. İlkin bir serum taktılar. Ağrı kesti serumu. Daha sonra tansiyonumu ölçtüler. 9'a 5 imiş. Büyük tansiyonum 9, küçük tansiyonum 5. Daha sonra tekrar serum taktılar. 3 tane hap vermiş. Bugün iyiyim şükürler olsun. Dün çok perli perişandım. Hemen sarsıldım. Şöyle parmak erişte kestik. Ben, Serpil ablam, Cansu, Hatice annem, Leyla annem. Leyla annemle birlikte paylaşacağız canlarım. Şu da makine eriştesi. Bu da bizim mantımız. Cansu'yla kayınvalidem kesti. Boncuk gibi maşallah. Bu havada kuruyan mantı pek güzel olur diye duydum. Hava bugün bulanık. İnşallah mantımız yağmur yaşa kalmadan kurur. Fıstığı aşağıya ve kapattık. Mantının içine girmeye çalışıyor. O da hamuru çok seviyor bizim gibi. O yüzden fıstık hanımı bugün kapattık canlar. Dün bir göreydiniz tavuklar. Ondan sonra kediler. Az da kara olan da çıkıp geleceğiydi merdivenden. Bizim bu hayvan aşkı olduğundan herhalde. Annem diyor ya, senin tavukların da adamdan kaçmıyor. Kedin de kaçmıyor. Davarın da kaçmıyor diyor. Normalde bir tane davar. Tek başına olduğu zaman bırakıp gider arkadaşlar. Yani durduğu yerde durmaz, gezer ama benim koyun gitmiyor. Şöyle göstereyim. Kümesin damında da salçam var. Biraz sonra kahvaltı yaptım mı onu da kavanozlara alacağım. O da oldu artık. Ben de durumlar böyle canlar. Bugün neler yapacağım bilmiyorum. Devamında görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerim,
Şu an kahvaltıya ekmeklerimi doğradım. Biraz mısır unu, biraz da galeta unu ekledim. Yumurtayı ile karıştırıp tuz ekledim. Şöyle bolca yağda kızartıyorum canlarım. Şunlar sade yumurtalı. Şunlar da söylediğim gibi galeta unlu ve mısır unlu. Bugün böyle bir kahvaltı yapalım. Kızarmış ekmekle. Çocukları okula gönderdim. Şimdi çayımız da şöyle kaynıyor. Serkan demledi. Bizlere afiyet olsun. Sevgili takipçilerim, bahçemde patates söktüm ama pek iç açıcı değil. Şöyle göstereyim. Bahçedeki toprağın altındaki patatesleri bile kurt yiyor. Şöyle sabahleyin söktüm ama kızartmak için. Biraz sonra bunu kızartacağım canlarım. Artık bahçe bozuluyor. Komşumun eşini çağırdım. Kendisi ekmek yapıyorum, annesi gelin. Keban komşumun. İneklerine götürsün gitsin. İnekler yiyorsun arkadaşlar. Haccaplım da orada çalışıyor. Kolay gelsin Haccalı. Hoş geldin. Ne iş görüm? Mısır mı aitlo? Mısır mı aitlo? Bahçemizin mısırlı hali, biraz sonra da mısırsız halini gösteririm sizlere. Her şey bir güzellik. Güzün geldiği belli, kış geliyor artık. Hava rüzgarlı canlarım. Kokundan çıksa iyi olur ama yağmur yaşayamadığı için kokundan çıkmıyor. Orakla biçiyor. Bahçeyi sürdürdükten sonra inşallah köklerini alıp bir kenara atarım. Ben bugün ne yapacağım? Bugün ben evlerimi temizleyeyim. Şu kabakları el arabasına doldurup şu boş araziye dökeceğim. Orada tavuklarım yesin. Kuruduktan sonra da torbaya doldurup canlarım ekmeğimi yakacağım bunu da. Seneye inşallah ölmezsem. Bir de görüyorsunuz hala bitmeyen kabaklarım var. Dün pazara gittik. Yapamadım. Bugün inşallah bu işlerle uğraşacağım. Sevgili takipçilerim, şu an mısırlarımız gitti bahçemizden. Bu da mısırsız hali bahçemizin. Yakında biber tebeklerini de sökerek domatesleri de daha sonra babama sürdüreceğim. Biz şimdi Serkan'la kabak ne diyor bunu? Kabağın dışını mı? buna ne diyorsunuz? Kabak. Biz kabak dedik ama kabağın içi çıktı. Teveye desek teveye de değil. Şu şey var ya Serkan, geçtiğimiz boş yer. Oraya dök, orada kurusun. Torbaya doldurum. Şöyle bir otsuz bir yere dök işte. Ha oraya. Dök yanına. Tavuklar görsün. Orada kurusun otların içinde. Ben doldurum, sen dök. Sevgili takipçilerim, ben şu an şöyle kabaklarımı elimle alıyorum. Şöyle oradan şu köşeye vuruyorum. Betonun köşesine canlarım. Bu da çekirdeksiz kabak. Rahmala mı verdiydi bunun tohumunu? Keşke bunu ayrı alsaydık, bilseydik de. Ama annem bilememiş, içine katmış. O katınca biz de hepsini kattık. Serkan'la birlikte kabak şeylerini attık. O gitti. Bu kabağı 50 değmeyen kalmadı. Ayhan'ın, Leyla teyzenizin, Hatice teyzenizin, Serkan'ın, benim, çocukların, Keban'ın çocukları da buraya getirdi. Kabak yeniden çillenmeye başlamış.
Acaba neden oldu ki? Bayağı durdu burada. Ondan mı oldu sevgili takipçilerim? İçinde tekrar büyümeye başlamış kabak çekirdekleri. Çillenmeye başlamış. Ben ilk defa görüyorum. Kabağın içinde çillendiğini. Bugün bir iş yapmadım. Sabahleyin kalktım yine her zamanki gibi. İbrahim'i okula hazırladım. Daha sonra bir kahvaltı hazırladım. Patatesimizi falan kızarttık. Çayımızı içtik. Daha sonra da mantılarımı serdim tekrardan. Fıstık hanımı aşağı kapattım. Orta odaya. Mantının içinde falan gezmesin diye. Şöyle yapıyorum canlar, size göstereyim. Bismillah. Şu kuşu vuruyor. O kendiliğinden ayrılıyor. Akşamüstü de dinamanın fişine takacağım. Serkan buraları yıkayacağımış. Gerçekten hayatımız, havlumuz pek pasaklı gibi oldu. Sanki illerin hayatı gibi oldu. Her şey her yerde gibi oldu. Kış gelmeden bir düzene sokmak lazım. Yavaş yavaş kış şeylerimiz de bindi çok şükür. Bir sobam kaldı. Onda nasıl olsa kurarız. Yarın cumartesi. İnşallah yarın Ayhan da evde. Serkan'la birlikte terastan indirsinler. Terasa çıkardıydım ben sobamı. Oraya yaş yağmur değmiyor diye. Kuflenmesin diye. Onlar indirsinler. Ben de silip süpürmeyeceğim az. Sobamızı da kuralım. Gayrı bir patatesimiz kaldı toplanacak. Eğer toplayamazsak iki torba alırım. O da bize yeter. Her sene çok çok dolduruyorum eve. Hiç de yediğimiz yok. Kurtlanıyor. Geri koyun tavuğuna cücüğünü atıyor. Kabak çekirdeği bu şekilde temizleniyor. Elinle ayıtlanıyor. Ben bayağı söktükten sonra burada bir hafta falan beklettim. Bir hafta bekledikten sonra o kendi çekirdeğini bırakıyormuş içini. Daha sonra elimle şu şekilde yaptığım zaman zaten patır patır dökülüyor. Rabbim o kadar güzel nimetler vermiş ki bir tane çekirdekten bin tane çekirdek oluyor. Görüyorsunuz canlar. Sizler ne yaptınız? Neyle meşgulsünüz? Bugün ne iş yapıyorsunuz sevgili takipçilerim? Ben bugün kendime yine iş buldum. Aslında şöyle söyleyeyim, iş yapmak istemesen bile yapmak zorunda gibisin. Çünkü iş kendini gösteriyor. İş burada böyle dururken sen gidip de yattığın zaman için içini yiyor gibi oluyor. Mecbur yapmak zorundasın o yüzden. Burası da gölge, oturdum ama bir taraftan da esiyor. Biri müşteceğim diye de korkuyorum. Hastalık bir taraftan, iş bir taraftan. Bu sene bir şeysiz günüm geçmedi vallaha. Şöyle. İyi günüm. Maşallah içinde kaynıyor çekirdekler. Bir iyi toplaması oluyor ki ama yanında biri olduğu zaman daha iyi çalışması oluyor. O gün biz annelerle bayağı çalıştık. Çok kalabalık olduğu zaman daha insan çalışma hevesi geliyor. Tek başına sıkılıyor. Ama yapacak bir şey yok. Yanına adam bulacak değilsin. Yine elmasın hayatı. Kendi halince evinin işiyle uğraşıyor bari. Allah herkese iş kaygısı versin. Kafa ağrısı vermesin. Kafa ağrısı deyince de vallahi bir kafam ağrıyor. Şimdi hap yuttum da buraya oturdum. Söylediğim gibi bunlar yapmayınca ortadan kalkmayacak. Küçüklerde bile nasıl çekirdek var? Rabbim vermiş. Bunlar da içini doldurmuş. Kurutalım da kışın bir misafirimiz gelir, akrabalarımız gelir, eşimiz, dostumuz gelir. Sobaya tuzlayıp siyah çekirdekle birlikte kavururuz inşallah. Bugün Haccap'la da evde herhalde. O da koş katacağımış herhalde. Koşlar mı geleceğimiş, davarımı da alacağımış. Onlar da bir sürü iş yapıyor. Mısırlarını falan ayırdı. Herkes işinde gücünde. Evine ne korsa karınca misali kışın. Yazın ne korsan kışın onu yiyin. Ama Ağustos böceği gibi gezip durursan kışın da elin eline bakan. Vallahi ekmeğimizi yaptım. Ekmeğimizi yaptık. Turşularımızı kurduk. Mantımızı da kestik.
biz obamız kaldı. Allah hiç kaygısı versin. Delman bacımdan annemin ekmeği kaldı. Onlar yapılacak. Başka da benim inşallah bir işim kalmayacak. Diyorum ama kendim de inanmam yani işimin olmadığını. Benim işim bitmez gibi geliyor. Dışarıda başka işim kalmadı Esrar. Bir bahçemin biber domates çiğini yolunacak. Yağmur yağmayınca zaten yolunmaz. Bir de sürülecek bir günde işte. Babam gel sürsün gayrı. Onlara şeydim diyeyim. Diyor. Zor. Zor bu işte zor. Hepsi zor. Hiç kolay iş yok hiç. Temizleyeyim canlarım. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Yeni videolarımın devamı için kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.